Bir kere birbirinizi kesinlikle birbirinizle konuşmadan hiçbir bilgi belgeye imza atmayın. Yani bu bir en öncelikli mesele budur. Çünkü ben sizi korkutmak için söylemiyorum ama bir kendi aramızda konuşmazsak iyi olur. Birbirimizi anlayalım. Şimdi bu meselede şöyle şeyler olur. Siz kendi aranızda konuşmadan giderseniz bir belgeye imzalarsınız. Bir müteahhitle anlaşmış olursunuz. Sonra vazgeçersiniz. O müteahhit gelir der ki vazgeçemezsin. Ben sana güvenerek şu harcamaları yaptım. Bu parayı bana ver der. Öyle kalırsınız ortada. Dolayısıyla birbirinizle konuşmadan, şimdi burada ada bazlı uygulama yapılacağı için bir adada kaç kişi uzlaşacaksanız bu uzlaşmayı tümüyle sağlamadan, %100'ü kapsamadan bu süreçlere girmeyin. Bu süreçlere böyle girerseniz kazançlı çıkarsınız. Gerçekten kazançlı çıkarsınız. Pazarlık gücünüz yüksek olur. Pazarlık gücünüzün yüksek olduğu yerde inşaatta kullanılacak malzemeye kadar karar verebilirsiniz. Bakın bu kadar söylüyorum. Yani burada yaşarsanız da yaşamazsanız da ülkünüzün değeri anlamında söylüyorum. Karar verebilirsiniz. Yani dolayısıyla bir arada durmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Bir arada durmanın yolları nedir? Burada dernekleriniz vardır zaten. Ama sonuçta burada siz bir inşaat sürecine gireceksiniz. Burada bunları hukukçularla da konuşuruz. Şu an bunları konuşmak için çok erken. Daha yeni planlarınız askıya çıkmadı ama tüzüğü demokratikleştirilmiş bir zamanların o kooperatif ağlarını yetiştirmeyen kooperatifler oluşturulur. Birbirini denetleyen danışma kurullarının olduğu bu kooperatifler eliyle kooperatiflerde örgütlenirsiniz ve bu kooperatifler eliyle hem planlama sürecini hem de inşaat sürecini takip edersiniz. Bir arada durmazsanız ne olur? Bir arada durmazsanız olacak şeyler bellidir. Birileri gelir burada Fikirtepe'deki küçük hisse toplar. Kandiline döner burası. Hiç kimse hiçbir iş yapamaz. Öyle bu şekilde kalır. Yani sözünüzü birlikte davranmaktan başka yolumuz yok diyeceğimiz bu. Teşekkür ederim. Kimlik planını ayarladıktan sonra artık yapılaştırma haklarınız tamamıyla netleşecek. Ben burada kentsel dönüşüm olarak dikkat çekmek istediğim noktalar var. Şimdi bir yapımın kentsel dönüşüme girmesi demek, karat alınması demek. Evet, burada toplu halde uygulamalar olacak ama binalar tek tek karat aldırarak yapılarını riskli yapı ilan ettikten sonra belli haklara sahip olacaklar. Fakat yapımın artık itiraz süresinden sonra 90 gün içerisinde yapıların tamamen boşaltılıp yıkılması gerekiyor. Yıkılmayan yapılarla ilgili de Ataşehir Belediyesi yıktırmadığı takdirde malikler belediye ihaleyle bu yapıları yıktırıyor ve ücretlerini maliklerden %25 fazlasıyla tahsil ediyor. Burada planı anlamak, birlikte hareket etmek ve yani karot aldırmaya varıncaya kadar hep bir arada düşünmek ve hareket etmek gerekiyor. Belediyemizden de bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Hani biz her zaman yerimizdeyiz, hem telefonla hem gelerek tüm sorularınızı iletebilirsiniz. Sürecin iyi yönetilmesi çok önemli. Yapılar çünkü yıkıldığında, o parsel boş kaldığında mağduriyet çok daha fazla oluyor. Başka neden bahsedebilirim? Yapılar kentsel dönüşüme girdiğinde kira yardımı haklarından faydalanılıyor. Yapı yıkıldıktan sonra 18 ay 5500 lira maliklere kira yardımı oluyor. Birlikte hareket etmeniz, her birimiz, 8-10'lar kişilik değil, her bütün ada bazında herkesin yan yana giderek imarın artışını, imar haklarının artacağı, bu haklarla hepinize eş şekilde yararlanmasını sağlıyor olmanın başka yolu yok. Bakın çok küçük bir örnek olacak. Belki çok farklı olacak ama 2011-13 yılında Kalip Topbaş İBB Başkanı Erdoğan Bayraktar Çevre Şehircilik Bakanı. 2013-15 İdris Gürce. 2015-2016 Fatma Gül Deret Sarı. 2016-2018 Mehmet Özensiki. 2018-2021 Murat Kurum. 2021-2024 Mehmet Özensiki. Ve 2024 ve bugün hala Murat Kurum. Bakın 8 tane bakan değişmiş. Ve hiçbirimiz bize verilen sözleri yerine getirmediğinden ötürü ne dava açabildik ne de itiraz edebildik. Dernekleşmeler yaptık. Bu sefer
her adam hangi anlayış hizmet ediyorsa, hangi demografik yapıya ya da hangi bölgeye hizmet ediyorsa, herkes kendine göre bir dernek kurdu. Dernekler de pasifizledi. Yani 1 Mayıs Mahallesi, Haşim Veysel'dir, Mustafa Kemal'dir, tamamının tek elden ve tek zevki, tek akılla yürütülmesi gerekiyor. Bu konuda dayanışma önüne çok ihtiyaç var. Bugün rezerv alan yönelik yerlerde baktığında ne diyor rezerv alan yönelik yerler? Diyor ki, şehrin planlaması sürecinde belirlenir. Bu alanlar konut ihtiyacı, endüstriyel alanlar, kamu hizmetleri, yeşil alanlar vesaire. Altyapı, su kaynaklarının korunması, biyoloji çeşitliliğin sürdürülmesi gibi amaçlara hizmet eder. Ama Fikirtepe'de hiçbirini göremez. Hiçbir tanesine yararlanmaz. Sosyal donatı alır, kamuya tek alanı diye ayırdığı yerleri o bölgelerde inşaat yapan yine kendisine yakın kesimleri ihale ederek satmaya çalışacaklar. Biz hiçbir şeyden yararlanamayacağız. Belki de o konutlar, bilmiyorum, belki bir gün gelirsiniz Cemal dostumuz da orada yakını biliyor. İnanın konut arasındaki hava sirkülasyonunda bile mağrur kalacağız. Demin dostumuz söyledi, İsmail Aslan burada mı? İşte belki biz burada oturamayacağız dedi. Oturmak istemiyorum.